İtalya Bisküvi kanalından herkese merhabalar. Uzunca bir süredir video yayınlamıyordum. Bu ilk olacak bir süredir, 1,5 aydır aşağı yukarı. Ve esasına bakarsanız planlamadığım bir videoyu şu anda çekmek zorundayım. Çünkü bir anayasa hukukçusuyum ve bu gece yani 20 Mart 2021 günü resmi gazetede yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla çok tartışılan, çok konuşulan üzerinde İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye açısından feshedildiği, dolayısıyla artık bu sözleşmeye taraf olmadığımızı iç hukukta ifade eden bir idari düzenleme yapıldı. Ve bu resmi gazetede yayınlandı. Ben de bu konuyla ilgili birkaç cümle etmenin bir anayasa hukukçusu olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir defa şunu dikkate almak gerekiyor. Hukukta daima usulü esastan önce göze almak durumundayız. Usulü esastan önce göz önünde tutmak durumundayız. Yani buradan ifade edeceğim şey, İstanbul Sözleşmesi'nin Türk aile yapısı bakımından uygun olup olmadığı veya İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmamızın zorunlu olup olmadığı vesaire konusunda bir tartışma yapmak değil. Yani bu bugünün konusu değil. Elbette yapılabilir. Bundan doğal bir şey yok. Ben de bu konudaki görüşlerimi ifade edebilirim. Ama bugünün konusu bir ölçüde usul açısından bundan önce geliyor. O bakımdan bunu dikkate almak gerekiyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne lehinde olmak veya olmamak ile bugünkü tartışılan konu birbirinden belli farkları, önemli farkları olan bir konu. Hal böyle olunca öncelikle bizim usulü ele almamız lazım. Çünkü usul dediğimiz şey esasen burada anayasamızla belirlenmiş ve ülkemizin elbette egemenliğiyle ilgili olan bir konu, ülkemizin hukuk düzeniyle ilgili olan bir konu. Bu konu Cumhurbaşkanımızı da, yasama organımızı da, yargı organımızı da, halk olarak bizleri de bağlar. Hepimiz aynı hukuka tabi olan kimseleriz ve ülkemizin hukukunu her zaman saygı değer ve en üst düzeyde tutmak kararlılığında ve azminde olmalıyız bu bilinçte. Şimdi bu açıdan işin usul yönünü, konunun ne olduğunu ele almamızda yarar var. Yani ben bir hukukçu olarak objektif bir şekilde bunu ifade etmeye çalışacağım. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin feshi konusu, bu konu bir kere kararname ile değil, Cumhurbaşkanlığı kararı düzenleme konusu yapıldı. Yani Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu konuda bir düzenleme çıkarıldı. İlk olarak burada hukuksal işlem olarak bir kararname değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil, Cumhurbaşkanlığı kararı ile düzenleme yapılmıştı. Ancak hukuken kararın dayanağı olarak, Cumhurbaşkanlığı kararının dayanağı olarak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gösterilmiştir. Her iki işlem bakımından da bunlar düzenleyici işlem statüsündedir. Yani gerek kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerekse Cumhurbaşkanlığı kararı idari niteliği tabii haiz ağırlıklı olan bir işlem mahiyetindedir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri anayasada olağan ve olağanüstü dönem kararnameleri olarak iki çerçevede düzenlenmiştir. Burada yetki alındığı ifade edilen düzenleme bir olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve ona istinaden çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı kararıdır. Olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dayanağını anayasamızın 104. maddesi 17. fıkrasında yer alan düzenlemeden almaktadır. Anayasanın 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğinden sonra 104. maddesi 17. fıkrası kapsamında yer alan ve daha önce Bakanlar Kurulu'na verilmiş olan ve yasama organı tarafından çıkarılan bir yetki kanununa dayanılarak kullanılan kararnamelerden farklı bir düzenleme getirilmiştir. Orada bir yetki kanunu gerekliydi olağan dönemde Bakanlar Kurulu'nun kanun ve kararname çıkarabilmesi için. Artık 2017 değişikliğinden sonra bir yetki kanununa ihtiyaç kalmadı. Bir yetki kanunu söz konusu değil. Ama başka koşullar var. Yani her iki hukuksal düzenlemeyi birbirinden farklılaştıran başka koşullar getirildi 2017'den sonra.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemeyecek anayasamıza göre konular vardır. Bunları çok özet olarak ve özlü biçimde ifade etmek istiyorum. Bunlardan temel hak ve özgürlükler, kişi hak ve özgürlükleri, siyasal haklar gibi kategorideki düzenlemeler bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlemesi olamaz. Bunlar yasama organının mutlaka kanun adı verilen bir hukuksal düzenlemeyle yapması gereken işlerdir olağan hukuk rejiminde. Cumhurbaşkanı dolayısıyla olağan hukuk rejiminde bu alanlarda ilk elden hukuksal düzenleme yapamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkaramaz bu konularda. Böyle olunca Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hukuksal güç olarak daha altında bulunan Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleriyle de bu alanda düzenleme yapılamaz. Ve hatta onun daha altında sayılabilecek olan karar ya da ona benzer isimlerdeki işlemlerle de böyle bir düzenleme yapması olanağı anayasamızda bulunmamaktadır. Bu açıkça anayasanın 104. maddesi 17. fıkrası değerlendirildiğinde görülecek olan bir konudur. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri konu unsuru bakımından daha önceki kanunda kararnameler rejiminden başka önemli kısıtlamalara da tabidir. Buna göre açıkça kanunda düzenlenmiş olan konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtilen konularda da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz ve bu 104. madde 17. fıkrada saptanmıştır. Şimdi burada münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konular nedir diye bir tartışma yapmaya yer yok, lüzum yok. Ama şunu anlamak da çok zor değil. Temel hak ve özgürlükler, kişi hakları, siyasal hak ve özgürlüklere ilişkin konuların yasama organının açıkça yetkisine bağlı olduğu ve ilk elden yasama organı tarafından kısıtlayıcı düzenlemelerin yapılabileceği, kanunla yapılabileceği de açıktır. Yasama organının o konuda başka kısıtlayıcı, yasama organı da tabi olduğu başka kısıtlayıcı düzenlemeler anayasada vardır. Haliyle kararnamenin daha altında yer alan bir hukuksal işlemle bu türlü bir düzenlemeyi yapmak hiç mümkün değildir. Kadın hakları konusu da bir temel hak ve özgürlük konusu olarak kanunlarımızda açıkça birçok düzenlemeye tabi tutulmuş, tabi olan bir konudur. Bunun da üzerinde bir de bunun da üstüne İstanbul Sözleşmesi adı verilen kısaca sözleşme kapsamında bunun onaylanarak usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe girmiş olmasıyla bunun anayasanın 90. maddesine göre temel hak ve özgürlük konusu olarak kanunlarla çeliştiğinde ve çatıştığında kanunların da üzerinde olacağına ilişkin bir hukuksal statü bulunduğu düşünülebilir. Bu neden böyledir diye soracak olursak, tabii bu 2004 yılında anayasanın 90. maddesinin son fıkrasında yapılan bir düzenleme ve oraya eklenen bir hükümle söz konusu oldu. Yani bu üstünlük meselesi 2004 yılında yapılan anayasa değişikliğinden önce yoktu. Ne diyor 2004 yılındaki değişiklik? Şöyle söylüyor. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine başvurulamaz. Bu daha önce de bulunan düzenlemeydi. Ek cümle 5170 sayılı düzenlemeyle getirilen usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek olan uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Yani kanun hükümleriyle milletler arası anlaşma hükümleri çelişirse, usulüne uygun olarak milletler arası anlaşma yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde milletler arası anlaşmalar kanunlardan üstündür diye anayasaya bir hüküm koymuşuz. Tabii bu hükümlerde yer alan düzenlemelerin yerindeliği tartışılabilir. Neden bir devlet kendi hukukunu temel hak ve özgürlükler alanında yürürlüğe giren bir uluslararası sözleşmenin daha altında varsaysın? Neden bizim devletimizin hukuku bir uluslararası anlaşmanın kapsamından daha aşağıda temel hak ve özgürlükleri düzenlemiş olsun? Neden daha güçlü bir güvence getirmiş olmasın? Bu tartışılabilecek bir konu. Bu anayasal düzenleme açısından böyle bir konu.
tartışılabilecek bir konu, kompleks olarak ifade edebiliriz bir anayasa kompleksi haline getirmek. Onun yerine hak ve özgürlükleri daha güçlü güvenceleyen hüküm hangisi ise o uygulanır gibi bir özgüven ifadesi bir milletin anayasasına daha çok yakışan ifadedir. Bu anlamda biz kendi anayasamızda kendimizi potansiyel bir zaaf içerisinde tasavvur etmemize doğru bulmuyoruz. Yani öyle değil miydi diyenler olabilir bu konuda. Öyle değil miydi yani demek başka bir şeydir. Neden öyle olsun? Biz anayasamızı, hukukumuzu, ilerletme düsturumuzu kayıp mı ettik? Daha iyisini yapmak azim ve kararlılığımız yok mu? Bizim koyduğumuz kanunlar uluslararası anlaşmaların genel çerçevesinden çok daha nitelikli, hak ve özgürlüklerimizi, milletimizin hak ve özgürlüklerini çok daha güçlü bir şekilde koruyan ve onu ilerletme amacını havi bir şekilde hazırlanmış olamaz mı diye düşünmek bu da mümkündür. Neden kanunlarımızı bir uluslararası anlaşmayla karşı karşıya kaldığında hak ve özgürlükler alanında daha zayıf, hak ve özgürlükleri daha az koruyan bir çerçeve içerisinde tasavvur ediyoruz? Bu bir komplekstir ve yanlıştır. 2004 yılında yapıldığında bu düzenleme, onu da o zaman ifade etmiştim bu görüşte olduğumu. Şimdi hukuki vaziyet böyleyken Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin daha altında bulunan karar biçimindeki bir hukuksal düzenlemenin anayasallığı meselesinde bu söylediğim şeylerin hayli hayli tekrarı uygun düşecektir. Yani normlar hiyerarşisi dediğimiz anayasa usulüne uygun olarak yürürlüğe koyulmuş insan haklarına ilişkin uluslararası anlaşmalar, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler ve onun altında kalan alt kademedeki kararlar gibi düzenleyici işlemler bakımından bu sıralamayla konuya yaklaşmak gerekecektir. Bu bahsettiğim sıralama bir hukuk devletinde, anayasal bir devlette olmazsa olmaz dediğimiz normlar hiyerarşisi bakımından mutlaka korunması gereken sıralamadır. Bu eften püften bir konu değildir. Son derece önemli bir konudur. Şimdi bu çerçeve içerisine bakacak olursak, Cumhurbaşkanlığı kararları ve genel olarak kararlar bizim hukukumuzda anayasa metninde açıkça düzenlenmediği için isimsiz düzenleyici işlemler veya adsız düzenleyici işlemler kategorisinde yer alırlar. Bu tür bir işlem olarak Cumhurbaşkanlığı kararları ne şekilde denetlenir? Elbette Cumhurbaşkanlığı kararlarının denetlenmemesi mümkün değildir. Bunların denetimi Cumhurbaşkanlığı'nın çıkardığı yönetmeliklerle benzer bir şekilde, benzer bir çerçeve içerisinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu zaten hukukta da, doktrinde de genel olarak kabul görmüş olan bir ilkedir. Bu bakımdan Cumhurbaşkanlığı kararları idari işlem mahiyetinde olan işlemlerdir ve bu çerçeve içerisinde anayasanın 151. maddesine göre ilk derece mahkemesi olarak Danıştay tarafından yargısal denetime tabi tutulması söz konusu olan işlemlerdir. Danıştay'da bir dava açılması söz konusu olacaktır. İdari dava olarak iptal davası biçiminde bir dava açılması söz konusu olacaktır. Ve bu davada yasama organının yetkisine giren bir konunun yürütme tarafından gaspı diye ifade edilen, hani bu hukukta teknik bir tabirdir, yasama fonksiyonunun ya da bir fonksiyonun bir başka organ tarafından, yasamaya ait bir yetkinin yürütme tarafından, yürütmeye ait bir yetkinin yargıya ait bir yetkinin işte diğer organlar tarafından kullanılması durumunda açıkça bir hukuka aykırılık söz konusu olması ve bu işlemin fonksiyon gaspı, yetki gaspı ve benzeri bir çerçeve içerisinde görülmesi söz konusu olacaktır. Bu işlemin yok hükmünde bir işlem sayılıp sayılmaması elbette tartışılabilecek bir konudur. Bu işlemin yok hükmünde sayılması, davanın açılması için söz konusu olan dava süresi ve davanın kararlaştırılmasında, dava hakkında karar verilmesindeki bir takım hususlara önemli etki edebilecek bir husustur elbette. Ancak şu an için davanın iptal davası biçiminde açılması hususunda bu konunun öncelikli bir mesele olması söz konusu değildir. Yani nihayet yok hükmünde sayılır veya iptale tabi tutulur vesaire. Bunlar ayrıca tartışılabilir, konuşulabilir. Fonksiyon gaspı dediğimiz hukuksal sakatlık hali devlet organının bir başka devlet organına ait olan yetkiyi kullanması
durumunda söz konusu olur. Örneğin bir valinin evliliklerin sona ermesi için yargı kararı gerektiği halde, açık olduğu halde tutup bir evliliği boşanma kararı, evlilik hakkında boşanma kararı vermesi hali gibi veya yürütme organı tarafından kanun yapma yetkisi olmadığı halde kanun yapılması durumunda söz konusu olacaktır. Yani bu tür örnekler, basit örnekler olarak buraya verilebilir. Tabii konu çeşitli yönleriyle tartışılacaktır mutlaka. Konunun Cumhurbaşkanlığı kararı ile düzenlenmesini anayasal usul açısından çok uygun bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Elbette İstanbul Sözleşmesi kapsamında sözleşmenin tarafı olmaktan çıkmayı, sözleşmeden çıkmayı tartışabilir Türkiye. Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, siyasal özgürlükler anlamında elbette bu tartışma yapılabilir ve bu irade görüşülebilir. Aynı zamanda sözleşmenin 80. maddesi çerçevesinde sözleşmenin tarafı olmaktan çıkmanın hukuki koşulları değerlendirilebilir. Bu da ele alınabilir. Bu da bir başka konudur. Böyle bir iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa olarak kabul edebilir mi? Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuşku yok ki demokratik yasama usulleri kullanılarak bu usul işletilebilir. O durumda dahi anayasanın 90. maddesi son fıkrasında yer alan ve biraz önce size aktardığım biçimiyle usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş olan milletler arası anlaşmaların iç hukukta yasaların üzerinde olduğuna ilişkin ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler bakımından yasaların üzerinde olduğuna ilişkin hukuk kuralı akla gelecektir. Burada elbette TBMM'nin fonksiyonu önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu bir yasayla düzenleme yolunu seçebilir ve sözleşmeden Türkiye'nin ayrılmasına ilişkin bir kanun yapabilir. O durumda da anayasanın 90. maddesi son fıkrasında yer alan insan haklarına ilişkin alanlarda olmak kaydıyla usulüne uygun olarak kabul edilerek onaylanmış, yürürlüğe girmiş olan uluslararası sözleşmelerin, anlaşmaların iç hukukta yasalarla çelişmesi, çatışması halinde yasalardan üstün tutulacağına ilişkin kural tartışılabilir, konuşulabilir. Fakat bu tabii o zaman bu Anayasa Mahkemesi'nin vereceği bir karara, Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirmesine tabi olacak olan bir husus olacaktır. Ve ayrıca o zaman şu söylenebilir, şu ifade edilebilir. Yani burada anayasanın 90. maddesinin son fıkrasının engellediği organ, yasama organının genel yasama yetkisi olmaktan çok kanunları tatbik etmekte, uygulamakla yükümlü olan yargı organının böyle bir ikilemle karşılaşması halinde veya yürütme organının kanunları tatbik ederken, uygularken böyle bir çelişme, çatışmayla karşılaşması halinde uluslararası anlaşmanın usulüne uygun olarak yürürlüğe girip insan haklarına ilişkin olması kaydıyla kanunların üzerinde dikkate, ehemmiyete tabi olduğuna ilişkin ilke uygulanacaktır denebilir. O durumda yasama organı değil, yürütme ve yargıyı daha çok bu ilgilendirir denilebilir. Bu bir bakıştır. Tabii doğru olmadığına ilişkin eleştiriler yapılabilir. Fakat hani bugünkü tabloya nispetle hukuken biraz daha savunulabilir bir çerçeve oluşturabilir o türlü bir yaklaşım. Çünkü o halde bir milletin, bir devletin egemenlikten kaynaklanan yetkileri söz konusu olacaktır. Bir devletin yasama organının hangi alanlarda kısıtlı sayılabileceğine ilişkin egemenlikten kaynaklanan bir tartışma da söz konusu olabilecektir. O durumda Anayasa Mahkemesi söylediğim hususa, görüşe ağırlık verebilir. Ancak o durum buradaki tablonun tamamen dışında bir durum gibi gözüküyor. Şu anda bizim karşı karşıya kaldığımız hukuksal tartışma çok daha farklı bir tartışma. Evet, nihayet bu konudaki çok genel çerçeve içerisinde görüşlerimi ifade etmeye çalıştım. Kuşku yok ki bir ülkede, demokratik bir devlette hak ve özgürlüklerin güvencelenmesi, yasama organının, yürütme organının, yargı organının ve aynı zamanda halkın dikkate alması gereken, benimsemesi gereken bir tavırdır. İstanbul Sözleşmesi kuşku yok ki önemli, değerli sayılabilecek hükümler içeren bir sözleşmedir. Ama aynı zamanda
bu sözleşmenin Türk aile yapısı konusunda bazı problemleri bulunduğu ifade edilmektedir. Bu konuda da bu görüşe sahip olanların bunları ifade etmeleri bakımından herhangi bir problem, herhangi bir sorun elbette ki yoktur. Fakat yasama süreci toplumun kendi yönetimine ilişkin konularda temel kuralları koyma yetkisi muhakkak o toplumun kendisi ve o toplumun temsilcileri, yasama organındaki temsilcileri aracılığıyla ve demokratik bir yasama süreci içerisinde gerçekleşir. Demokratik yasama süreci, yasamaya ilişkin konuların sadece dar çerçeve içerisinde siyasi partiler arasında değil, sadece meclis komisyonlarında değil ama aynı zamanda toplumun katkısına açık bir şekilde toplumda tartışılabilmesi, buna zaman tanınmasına ilişkin bir konudur. O bakımdan yasanın son derece hızlı bir şekilde kuralların, hukuk kurallarının son derece hızlı bir şekilde çıkarılması, hani tartışmaya, konuşmaya, içeriğini ele almaya zaman vermeden bunların yapılması çok sağlıklı bir yöntem sayılmaz. Fakat hukuk kurallarının, özellikle genel ve temel hukuk kurallarının yasama organında ele alınması, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması veya buna yol açabilecek bir takım kuralların tartışılmasının özellikle yasama organında yapılması bizim anayasamız bakımından da önemlidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve millete ait olan egemenlik yetkisinin yasama bölümünün, temel ve genel hukuk kuralları koyma bölümünün o milletin seçilmiş temsilcilerinin yer aldığı ve çoğulcu bir yapı içerisinde çalışan yasama organında ele alması gerektiği açıktır. Cumhurbaşkanımızın kuşku yok ki bu konuda yürütme organının başı ve temeli olarak önemli bir vasfı vardır. Türkiye'nin yönetilmesi bakımından, Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi bakımından büyük çabalar sarf ettiğine kuşku yoktur. Bu bakımdan biz burada ki meseleyi, ne olduğunu ve nasıl giderilmesi gerektiğine ilişkin bir görüş ifade etmek istedik. Elbette burada öznel görüşümü ifade ettim. Konunun birçok yönüyle ele alınması gerekir. Olumlu bir şekilde değerlendirilebileceği gibi olumsuz şekilde de bu bahsettiğim görüşler eleştirilebilir. Çayla Bisküvi kanalından herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Daha güzel tartışma konularında başka videolarda bir arada olmak üzere güzel günler, esenlikler ve sağlık diliyorum. Görüşmek üzere.